emeklilik daha çok cazip olmakta. Bu durumda SSK'dan emekli olmanın yollarına bakmak gerekiyor. Tabii bunlardan biri de nedir? Genelde Türkiye'de son defa çalışma yaptığınız tarih sizin borçlanma statünüzün tabi olduğu sistem oluyor. Bu da nedir? Mesela en son sosyal sigortalardan Türkiye'de çalışmış bir kişi borçlanmasını sosyal sigortalara yapar. En son Bağkur'dan çalışmış biri Bağkur'a yapar. En son emekli sandığına tabi ödeme yapmış bir kişi de emekli sandığına borçlanma yapabilir. Buna göre değişmektedir emekli olacağınız sistem. SSK'dan emekli olmak Bağkur'a göre daha caziptir. Zira daha az ödeyerek biraz daha yüksek maaş alma imkanı bulunmaktadır. Emekli sandığının maaşı SSK'ya göre biraz daha fazladır fakat ödenen rakamlar da değişiktir ve daha fazladır. Onun için yani ya emekli sandığı ya SSK emekliliğini tavsiye etmekteyiz biz. Durumu şartları müsait olanlar bu şekilde emekliliği alabilirler. Emekli olmanın bazı avantajları var tabii. Nedir? Ömür boyu maaş garantisi. Hatta vefattan sonra bile durumu müsait olan mirasçıların bu maaştan yararlanma hakkı bulunmaktadır. Mesela bir kişi vefat ettiğinde eşi her halükarda eşinin aylığını alabiliyor. Hatta bunda çok soruluyor bana hani ya işte kadın alabiliyor erkek alamıyor. Yok öyle bir şey. Erkek kadın arasında bu konuda bir fark yok. Erkek de kadın da vefat durumunda eşinin aylığını alabiliyor. Hem de bu dul aylığının bir önemli özelliği var. Çalışsa da kişi burada yardım alsa da işsizlik ödeneği alsa da Türkiye'den o dul aylığını alabiliyor. Türk hukuku anlamında buna bir engel yok. Hani gelir olan kişiler de dul aylığı alabiliyor. Sağ kalan çocuklar yetim aylığına bağlanabilir. Yetim aylığı da nedir? Kızlar için bekar oldukları sürece veya dul oldukları sürece ömür boyu alınabilen bir aylıktır bu. Erkekler için ise öğrenci olduğu sürece 25 yaşına kadar yetim aylığı alabiliyorlar. Yani babalarından, annelerinden aylık alabiliyorlar. Onun için bazı kişiler muvazalı olarak Türkiye'de boşanmaktalar. Aslında birlikte yaşıyorlar ama sırf annesinin babasının aylığını almak için boşanıyorlar. Tabii bu yanlış hesap Bağdat'tan dönerdi. Bunlar araştırılıyor, bulunuyor. Daha sonra faiziyle beraber o aylıklar alınabiliyor. Yani o tür muvazalı işlere girmemek lazım. Bu daha çok devletin verdiği bir haktır. Nedir? İşte muhtaç durumda olan bir bayan eğer kocası da yoksa ona devlet sahip çıkıyor. Ve o kişinin sağlık harcamalarını, sağlık yardımlarını ödüyor, maaşa bağlıyor. Ve bu çok güzel bir imkan. Aslında maaş burada bana kalırsa ikinci planda önemli. Önemli olan sağlık masrafı, sağlık harcamaları. Şimdi birazdan hesaplamalar yapacağız. Kimisi belki 13 bin euro ödeyerek emekli olabilecek, kimisi belki 20 bin euro ödeyerek emekli olabilecek. Kimisine göre bu miktarlar çok gelecek ama aslında bu miktarlar bazen bir ilaç parası, bazen de bir ameliyat masrafı. Yani aslında onunla karşılaştırınca. Çünkü size Almanya'dan bile bu sağlık hizmetinden yararlanabiliyorsunuz. Mükemmel bir olanak. Bu bebekliler AT21 belgesi diye bir belge alıyorlar Türkiye'den ve burada sağlık kasasına veriyorlar. Sağlık kasası kendine bir kart veriyor ve bu kartla aynı burada gezetlih bir kasa, yasal bir kasa size hangi hakları sağlıyorsa bu hakların tamamını alabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bu mükemmel bir hizmet. Mükemmel bir hak. Ama herkes bu haktan yararlanamıyor tabii. Mesela Türkiye'deki Türkler bu haktan yararlanamıyor. Hani bazen beni arıyorlar, ya diyorlar avukat bey biz 50 bin euro ödeyeceğiz. Biz emekli et. Yani biz hadi 20 bin de değil 50 bin ödeyeceğiz. Yok diyorum yani onun parayla alakası yok. Yani o bir hak ve hak belli şartları yerine getirenler olabiliyor ve sizin o şartlarınız yok. Size farklı türlü şartlar öngörülmüş. Siz onları yerine getirmeniz gerekiyor. Böyle bir seferde ben para ödeyeyim, hemen emekli olayım gibi bir imkan yok sizin için. Hani bu açıkçası bazıları için altın bir bilezik. Yani kullanırsın, kullanmazsın ama kolunda bir bilezik. Hani kimisi mesela emekli olmadığı halde Türkiye'den bu imkanlarını bu imkanlardan yararlanmak için müracaatlarını yapıyor. Bir kısım para ödüyor veya tamamını ödüyor ama bekletiyor. Hani emeklilik yaşları yükseltildi ve bu yükseltmeyi sadece bir genelgeyle yaptılar. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bir genelge çıkarıyor. Ondan sonra artık ben böyle uygulayacağım diyor. Böyle bir şey yapma hakkı ve yetkisi aslında yok. Neden? Normlar hiyerarşisi var. Normlar hiyerarşisinde en üstte anayasa vardır. Onun bir altında kanun, bir altında yönetmelik, bir altında genelge bu şekilde olur.
Şimdi normlar hiyerarşisi birbirine aykırı olamaz. Yani genelge yönetmeliğe aykırı olamaz. Yönetmelik kanuna, kanun anayasaya aykırı olamaz. Şimdi burada bakıyoruz ki genelge ile çok temel bir sosyal güvenlik hakkını zedeleyen bir düzenleme yapıyorlar. Ve bunu yaparken geçmişte işlemlerini yapanların bile emeklilik yaşlarını değiştirdiklerini söylüyorlar. Yani böyle bir şey normalde yapılamaz. Yani bunu yapsalar bile mahkemeler kabul etmez. Dolayısıyla biz bunlarla alakalı bazı kişilerle ilgili dava yoluna gittik. Size de ben birazdan hesaplama yaparken özellikle bayanlarda iki türlü hesaplama yapacağım. Hani bir Kasım ayında çıkan genelgeye göre olan davasız olabilecek yaş, bir de davayla açılabilecek yaş diye bir iki türlü hesaplama yapacağım. Hani orada bazıları için dava açmaya gerek olmuyor çünkü zaten yaşını başına almış, belli bir yaşı tutturuyor, onun için gerek yok. Onun için ama bazıları için çok ciddi bir fark yapıyor. Mesela bir bayan için 9 sene sonra emekli olmak demek, senede ortalama 3.000 euro ile 4.000 euro arası almış bir kişi için 10 senede hani 30-40 bin euro fark yapar bu. Yani o kadar geç emekli olması, o kadar geç sosyal güvenlik şemsiyesinden uzak kalması anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bazı kişiler için bu tür davalar yoluna gidiyoruz. Hani az önce dediğim gibi hani bazı kanunlar çok sık değiştiriliyor. Bu emeklilikle alakalı sosyal güvenlik kanunları da çok sık değiştiriliyor. Aslında paranın olduğu kanunlar çok değiştiriliyor. Ben görüyorum. Mesela Türkiye'de en çok değişen yasalardan biri de ihale yasası. Hani o kadar çok değişiklik yapılmış ki. Çünkü orada da bir para döngüsü var.